Herkese merhaba. 12 Temmuz 2022'de NASA James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk görüntüleri yayınladı. Bu başlı başına büyük bir olaydı. Ancak detaylı analizler daha da olağanüstü bir şey ortaya çıkardı. James Webb, dünyadan yüzlerce ışık yılı uzaktaki bir yıldızın etrafında uzaylı bir uygarlığın harap etmiş olabileceği Dyson küresine çok benzeyen bir nesneyi yakalamayı başarmıştı. Bu keşfin gerçek olduğuna inansanız da inanmasanız da kabul etmeliyiz ki hepimiz bir teleskobun böyle haberler gönderdiğini duymak isteriz. Ayrıca Webb'in çok yakında modern astronominin daha önce hiç görmediğimiz en gizemli gök cisimlerini çeken tarihteki ilk cihaz olması bekleniyor. Peki bu gök cisimleri tam olarak nedir? Bugünkü videomuzda sizlere yeni geliştirilen bir teleskobun uzayla ilgili bildiklerimiz konusunda nasıl devrim yaratabileceğini de anlatacağız. Hadi başlayalım. Hubble Uzay Teleskobu sayesinde evrenimizin 13 milyar 770 milyon yaşında olduğunu biliyoruz. Ayrıca Spitzer Uzay Teleskobu da en eski yıldızlardan bazılarını keşfetti. Bugüne kadar bu iki teleskop NASA'nın en güçlü kızılötesi cihazlarıydı. 2020'de Spitzer, 17 yıllık hizmetten sonra emekli olmak zorunda kaldı. Ancak James Webb, yalnızca meslektaşının yerini almakla kalmadı. NASA, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile işbirliği içinde 25 yıldır bu makineyi geliştiriyor ve şimdiye kadar benzeri görülmemiş teknolojiler için 10 milyar dolar harcadılar. Spitzer ve Hubble'dan farklı olarak Webb, insan gözünün göremediği yakın kızılötesi ve orta kızılötesi dalga boylarını mükemmel bir şekilde algılar. Öyle ki James Webb, Güney Halkalı gezegenimsi Nebula'nın yeni resimlerini sağlayarak süper gücünü kanıtladı. Soldaki resim en kısa dalga boyunda kızılötesi radyasyonu yakalayabilen NIRCam adlı bir alet tarafından çekildi. Bu alet ölmekte olan bir yıldızı çevreleyen iyonize gaz bulutlarının arasından görüntü elde edebilmeyi sağlıyordu. Sağdaki fotoğrafsa MIRI adında bir kamera ve bir spektrometrenin varyasyonu tarafından çekilmiştir. Bu orta kızılötesi cihaz, gaz ve toz kabuklarının net resimlerini çekebilir. Sonrasında NASA uzmanları çekilen bu görüntülerde doğal renk tonları elde etmek için düzenlemeler yaptılar. Bir de Nebula'nın Hubble tarafından çekilen bu fotoğrafına bakın. Farkı görüyor musunuz? Carina Nebulası'nın bu fotoğraflarına baktığınızda Webb'in neden bir adım ileride olduğunu göreceksiniz. Bu gördüğünüz şey aslında NIRCam ve MIRI'nin birleşik görüntüsüdür. Daha da yakından bakın. Altıgen şekli görüyor musunuz? Bu şekil Webb teleskobunun ana aynasının altıgen olmasından kaynaklanır. Öyle ki teleskop her biri yaklaşık 1,5 metre çapında 18 altıgen bloktan oluşur ve aynanın toplam yüzey alanı 25 metre kareye ulaşır. Evet, bu tarihi bir rekor. Öte yandan Hubble'ın aynası 5 kat daha küçüktür ve bu da kaçınılmaz olarak görüntülerin kalitesini ve ayrıntı oranını etkiler. Bununla birlikte Webb'in son teknoloji bir teleskop olarak görülmesini sağlayan başka bir avantajı daha vardır. Hubble'ın bu son derece uzak galaksileri fotoğraflamak için 10 güne ihtiyacı vardı. Webb teleskobu ise görevi 12,5 saatte tamamlayarak daha parlak ve net bir görüntü ortaya çıkardı. Bunun nedeni Hubble'ın aksine bu cihazın ikinci Lagrange noktasının veya basitçe L2'sinin yakınında Dünya yerine Güneş'in yörüngesinde dönmesidir. Yani bu cihazın kameraları çok loş ışığı bile görebiliyor. Yine de bir sorun var. Evrene teleskop gözüyle baktığımızda kızılötesinde parlayan şeylerin Dünya'yı da içerdiğini görüyoruz. Bu da Webb'in kendi ekipmanı olağan termal radyasyonundan kaynaklanıyor. Mühendisler tabii ki de bunu biliyorlardı. Ve James Webb'i 21'e 14 metrelik dev bir güneşlikle donattılar ve karşılaştırma yapabilmeniz için belirtelim ki bu büyüklükteki bir park yerine 20 araba sığabilir. Ancak kalkan ince bir alüminyum kaplamadan ve 5 kat kapaktan yapıldığı için bunu denemesek iyi olur. Bu malzeme birincil aynayı ve diğer aletleri ısı ve kozmik radyasyondan korur. Yenilikçi termal kontrol sistemi ise James Webb'in ana parçalarını -223 santigrat dereceye kadar soğutur. Bu şey daha önce uzay teleskoplarına hiç takılmamış olan ileri teknoloji ekipmanlarından biriydi. Webb tarafından çekilen Güney Halka Nebulası'nın fotoğrafındaki önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırdığınıza eminiz. Bu nebula, Dünya'dan 2500 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Bu da günümüzde nebulanın 2500 yıl önceki halini gördüğümüz anlamına gelir. Ancak resimde gizlenen daha da uzak ve eski bir cisim var. Bu ince çizgiyi görebiliyor musunuz? Bu çizgi kesinlikle bir kamera hatası değil. Öyle ki Webb, tesadüfen adını daha önce hiç duymadığımız uzak bir galaksiyi keşfetti.
Bu galaksi onca zaman boyunca Güney Halkalı gezegenimsi Nebula'nın arkasına saklanmıştı. Şu anda gökbilimciler bu yeni galaksinin uzaklığını hesaplamaya çalışıyorlar ve büyük olasılıkla sonuç milyonlarca ışık yılı olacak. Her ne kadar kozmik bir ölçekte önemli olmasa da bu mesafe, geçmişe bakışımız için oldukça büyük bir öneme sahip olacak. 2011 yılında Hubble, 13 milyar 400 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan en eski gök adalardan birinin fotoğrafını çekti. Bu fotoğraf bize evrenin Big Bang'ten sadece 380 milyon yıl sonraki halini gösteriyordu. Aslında Webb görevinin ilk aylarında daha da eski bir şey bulmayı başardı. Temmuz 2022'de bilim adamları yeni fotoğrafları incelediler ve Glass-Z13 adlı bir galaksi tespit ettiler. Görünüşe göre bu galaksi 13,5 milyar yaşındaymış. Ancak Webb daha yeni ısınıyordu ve Hubble'ın zirve formunda yapabileceğinden 100 milyon yıl daha derine daldı. Dahası Webb tam potansiyeliyle çalışmaya başladığında, bilim insanları 1 ila 250 milyon yıllık çok genç galaksilere sahip yeni bir evren görmeyi bekliyorlar. Bu galaksilerin kimyaları ve hatta şekilleri erken evren hakkındaki fikirlerimizi sonsuza kadar değiştirebilir. Ancak tabii ki sadece eski galaksilerle ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda aralarındaki boşluk hakkında da her şeyi bilmemiz gerekiyor. Big Bang teorisi evrenimizin doğduğu andan itibaren kontrolsüz bir şekilde genişlediğini belirtir. Bu teoriye göre yer çekimiyle birbirine bağlı olmayan yıldızlar ve galaksiler her saniye birbirlerinden uzaklaşırlar. Ve bu genişlemenin tam oranını bulursak sadece dünyamızın geçmişine bir göz atmakla kalmayıp geleceğini de tahmin edebileceğiz. Peki ve bizim evrensel zaman makinemiz mi olacak? Pekala, hayallerimizi gerçekleştirmek için Webb'in önce en büyük kozmolojik anlaşmazlığı çözmesi gerekecek. Öncelikle evrenin genişleme hızına Hubble sabiti denir. Hızın birimi ise megaparsek başına kilometre bölü saniyedir. Astrofizikçiler bunu hesaplamanın birkaç yolunu buldular ancak sorun da burada başlıyor. Şöyle ki farklı bilimsel ekipler tarafından elde edilen sonuçlar uyuşmuyor. Birinci ekip kozmik mikrodalga arka planına dayalı olarak genişleme oranını belirledi. Bu da evrenimizin yaklaşık 380 bin yaşında olduğu günlerden kalan kalıntı radyasyonuydu. Bu şekilde ilk ekip evrenin megaparsek başına saniyede 67 kilometre hızla genişlediğini belirtti. İkinci ekip ise evreni şu anki haliyle yani yetişkin haliyle araştırdı. Kesin olmak gerekirse birkaç milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan tanınmış yıldızların parlaklıklarının zaman içinde nasıl değiştiğini kontrol ettiler. Aynı şekilde yıldızların yardımıyla belirlenen evrenin genişleme hızı megaparsek başına saniyede 74 kilometreye eşittir. Yani arada bir fark var ve bunu şu ana kadar kimse açıklayamıyor. Peki James Webb araştırma gruplarından hangisinin doğru olduğunu belirleyebilir mi? Ne yazık ki birinci takımın kozmik mikrodalga arka planı teleskobun yakalayabileceği emisyonlardan 100 kat daha uzun. Bu da pek azımsanacak bir fark değil. İyi haber şu ki Webb'in aynası yakınlardaki göreceli yıldızların parlaklıklarındaki en ufak bir değişikliği tespit etmek için yeterli ışık toplayabilir. 2022'de ikinci ekipten gökbilimciler Hubble'ın yardımıyla elde edilen sonuçları iki kez kontrol ettiler ve megaparsek başına saniyede 73 kilometre sonucuna vardılar. Ama yine de bir fark vardı. Bir diğer yandan Webb bu kritik boşluğu kapatma konusunda oldukça yeteneklidir ve Hubble 2030'a kadar orada kalacağından Webb'in gözlemlenebilir evrenin inanılmaz derecede karmaşık bir 3D modelini oluşturmasına yardımcı olacaktır. Yine de en son NASA haberleri James Webb Uzay Teleskobu'nun gerçekten niçin uzaya fırlatıldığından bahsetmiyor. Belki de yeni cihaz modern astronominin en büyük gizemini çözmeyi başaracaktır. Elbette bu gizem uzayın tüm hacmini dolduran görünmez ve her yeri kaplayan maddeyle ilgili. Astrofizikçiler bazı galaksilerin kızılötesi teleskopların bile göremediği çok daha büyük kütleleri varmış gibi hareket ettiğini uzun zamandır biliyorlar. Eksik olan görünmez kütleye karanlık madde adı verildi. En gerçekçi modern değerlendirmelere göre bu maddenin tüm yıldızların, gezegenlerin ve kozmik tozun toplamından 6 kat daha fazla kütlesi vardı. İyi araştırılmış kütle çekimsel mercek etkisi Webb'in karanlık maddeyi bulmasına yardımcı olabileceğinden kullanışlı olacaktır. Bu etki, büyük bir cismin yer çekimi alanı kendisine doğru hareket eden ışığı büktüğünde meydana gelir. Aslında Webb'in çektiği ilk fotoğraflardan birinin tam ortasında bunlardan birini görebiliyoruz. Hubble'dan farklı olarak James Webb, en uzaktaki cisimleri bile tespit edebilir. Ve cihaz çok daha uzak galaksileri fark edeceğinden, en küçük kütle çekimsel mercekleri bile görme şansımız olacak.
Fizikçiler Matthew Walker ve Anna Nirenberg, bunun bilim için bir dönüm noktası olacağına ve karanlık madde anlayışımızı yeniden şekillendireceğine inanıyorlar. Şu anda genel kabul gören teori, yalnızca yavaş ağır karanlık madde parçacıklarının galaksilerin nasıl oluştuğunu ve neden bu kadar hızlı döndüklerini açıklayabileceğini söylüyor. Astrofizikçiler, Samanyolumuzun bile devasa, soğuk, görünmez bir karanlık madde halesi olduğundan kesinlikle eminler. Ancak eğer öyleyse uzayın her tarafına dağılmış, tek bir yıldızın bile olmadığı küçük karanlık kümeler de olmalıdır. Ve bu da Webb'in devreye girmesi için çok iyi bir zaman. Hubble her biri Samanyolu'ndan 10 ila 100 bin kat daha hafif olan uzak kuasarların etrafındaki küçük haleleri tespit etmeyi çoktan başardı. Anna Nirenberg, Webb'in yardımıyla aynı nesneleri cüce galaksilerde bulmayı umuyor. Bu arada Matthew Walker, sadece 100 güneş kütlesine sahip son derece küçük bazı karanlık madde kümelerini tespit etmek konusunda kararlı. Bunun gibi nesneler zaman zaman ikili bir sistemdeki yıldızların yörüngelerini bozmalıdır. Bu başka türlü mümkün olamaz. James Webb'in soğuk karanlık maddenin tüm bu tuhaflıklarını görmesini hiçbir şey engelleyemez. Yine de bu tehlikeli bir oyundur çünkü teleskop bu küçük kümelerin gerçekten var olduğuna dair herhangi bir işaret bulamazsa kesinlikle modern evrenle ilgili tüm teorilerimizi çöp kutusuna atmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. Bir kez daha düşününce belki diğer karanlık madde hipotezi bu durumu kurtarabilir. İlkel kara deliklerin büyük patlamadan sonra bir saniyeden daha kısa bir süre içinde yüksek yoğunluklu uzay alanlarından ortaya çıkabileceğini varsayıyoruz. Bu tarih öncesi varlıklar bugüne kadar hiç fark edilmeden hayatta kalabilirler ve böyle bir kara delik bir yıldız patlamasıyla oluşmadığı için bir toz zerresi kadar ağır veya eşit olasılıkla koca bir galaksi kadar ağır olabilir. 70'lerin başında Stephen Hawking, karanlık maddenin kısmen bu ilkel kara deliklerden oluşabileceğini öne sürdü. Her ne kadar Webb son derece gelişmiş olsa da bu tür nesneleri kendi başına bulmakta sorun yaşayabilir. 2034 yılında NASA, uzay anteni LISA'yı başlatmayı planlıyor. Bu cihaz, devasa cisimlerin hareket ederken neden olabileceği en ufak dalgalanmaları algılayacak. Ardından LISA aldığı notları Webb'e verecek. Stephen Hawking'e geri dönecek olursak, bu bilim insanı tarih öncesi kara delikler hakkındaki teorisinden bile daha önemli bir fikriyle tanınır. Ve teleskoplarımız bunu doğrularsa, dünyanın evrenin merkezi olduğuna dair eski inanışlar tamamen ortadan kaybolacak. Peki Webb tarafından toplanan veriler, diğer bilinmeyen dünyalar hakkındaki spekülasyonları doğrulayacak mı? Her şeyden önce bizimkine benzer başka evrenlerden bahsettiğimizi unutmayın. 2018'de bilim dünyasının dikkati Stephen Hawking'in Thomas Hertog'la birlikte kaleme aldığı A Smooth Exit from Eternal Inflation başlıklı son makalesine çevrildi. Tabii ki bu fiyatların aniden artmasına sebep olan enflasyon değil, erken evrendeki kozmik enflasyonla ilgiliydi. Teoriye göre düzenli bir patlama her yöne eşit olarak yayıldı. Ancak evrenimiz büyük patlamadan hemen sonra aniden katlanarak genişlemeye başladı. Birkaç saniye içinde bölge bir atomdan sonsuz uzaya dönüştü ve James Webb gibi pahalı teleskoplarımızı da bu sonsuz boşluğa gönderdik. Sorun şu ki 80'lerde ortaya atılan evrensel şişme teorisine göre farklı evren bölgelerinde benzer ani genişlemeler olmaya devam ediyor. Ve aslında bu iki farklı bilimsel ekip tarafından hesaplanan genişleme oranları arasındaki büyük fark için makul bir açıklama olarak hizmet edebilir. Ancak kozmolojinin geri kalanıyla tamamen çelişiyor. Evrensel enflasyon teorisinin sonsuz sayıda yeni evrenin birdenbire ortaya çıktığı konusunda ısrar ettiğini de unutmayın. Ancak Hawking ve Hertog, kozmik enflasyonun sonsuza kadar sürmeyeceğini kanıtlayarak bu teoriyi makalelerinde yerle bir ettiler. Sonuç olarak eğer başka evrenler varsa onlardan çok fazla olmadığı ve fizik yasalarının sonsuz bir çoklu evrende olabileceği kadar alışılmadık olmadığı ortaya çıkıyor. Kabaca söylemek gerekirse paralel bir dünyada farklı bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Ancak kimliğiniz aynı olacak. En inanılmaz olan şey ise bilim insanlarının Hawking'in çoklu evren teorisini test etmenin bir yolunu bulmuş olmasıdır. Bunu yapmak için bir uzay gemisini özel bir dedektörle donatmalıyız. Böylece gemi Big Bang'ten sonra kalan mikrodalga arka planında başka evrenlerin kanıtlarını bulabilir. Ancak unutmayın, bu dalga boyu Webb'in algılayabileceğinden 100 kat daha uzundur. Yani sevgili dostumuz Webb'in bu konuda yapabileceği bir şey yok. Yine de bu fantastik dünyaları görmek için efsanevi paralel evrenlere ihtiyacımız yok. Öyle ki en ilgi çekici şeyler burada, kendi galaksimizde. 2022'de hali hazırda 5000'den fazla öte gezegen keşfedildi. Ayrıca 2000'den fazla da olası öte gezegen adayımız mevcut.
Ancak bu gezegenlerde yaşam olduğu düşünülmüyor. Bu yüzden bilim insanları yaşanabilir dünyaları aramaya devam ediyorlar. Buradaki önemli nokta ise şudur. Bir gezegenin yüzeyinde herhangi bir canlı organizma varsa kesinlikle tipik atmosfer biyobelirteçlerini geride bırakacaktır. Her şeyden önce bunlar su, amonyak ve metan molekülleridir. Ancak en önemli işaret klorofilin varlığıdır. Bu pigment bitkilere yeşil rengini verir ve fotosentez için hayati önem taşır. Klorofil, görünür ışığı emer ve kızılötesinde mükemmel bir şekilde görülür. Webb, öte gezegenlerden birinde bir spektrum anomalisi yakalarsa, bu yerin yüzeyinde büyüyen bitkiler olabileceği anlamına gelir. Fosfin gazı moleküllerinin bol olması durumunda her şey oksijen olmadan hayatta kalabilen bakterilere işaret edecektir. Son zamanlarda gökbilimciler Venüs'ün bulutlarında fosfan izleri tespit ettiler. Ancak keşfin kökenini daha iyi anlamak için ek araştırmalara ihtiyacımız olacağını da belirtelim. Yine de en güçlü yer tabanlı teleskoplar bile diğer gezegenlerdeki bu biyobelirteçlerin hiçbirini tespit edemez. Öyle ki cihazlar dünyanın atmosferi tarafından engellenirler. Yani Hubble burada pratik olarak bir işe yaramaz. Buna karşılık Webb, kızılötesi spektrumun 10 kat daha geniş bir bölümünü gözlemleyebilir ve öte gezegenlerde herhangi bir biyobelirteç keşfedebilir. Sonuç olarak astronomların bir numaralı hayali, kendine özgü işaretleri olan oldukça gelişmiş bir uygarlığı keşfetmektir. Öte yandan uzaylılar insanları ararsa, gezegenimizin atmosferindeki çok yüksek karbondioksit ve monoksit, ozon ve kurşun konsantrasyonuyla bizi bulabilirler. Bununla birlikte böylesine harika bir keşfe tanık olma şansına sahip olmadan önce, James Webb'in astronomi tarihine katabileceği başka şeyler de var. Videonun başında gösterdiğimiz gizemli resmi hatırlayın. Eski teleskoplarımızdan biri, uzak bir yıldızın yakınında bulunan bir öte gezegeni böyle görüyor. Gerçek şu ki, bilim camiası bu zar zor görünen noktaya bile sahip olduğumuz için çok heyecanlandı. Çünkü Webb, yalnızca öte gezegenlerin net optik görüntülerini elde etmemize izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda olağanüstü bir şeye de sahip olmamızı sağlayacak. Bu mavi nesneyi görebiliyor musunuz? Bu bir Dyson küresi değil. Evet, galaksideki en anlaşılmaz nesnelerden biri Webb'in fotoğraflarında işte böyle görünüyor. Bu nesne bir öte uydudur. Gökbilimcilerin bugüne kadar öte gezegenlerin yakınında uydu bulmayı hiçbir zaman başaramamış olması bu keşfi son derece önemli kılıyor. Ancak araştırmadaki itici faktör sadece saf merak değildi. Bu öte uydunun yörüngesindeki gaz devleri dünyadan bile daha büyük olabilir ve bu da onları potansiyel olarak dünya dışı yaşamın mükemmel beşiği yapabilir. Ayrıca Samanyolu'nda yaklaşık 1 milyar karasal gezegen varsa buna benzer çok daha fazla öte uydu olabilir. Kısacası farklı dünyalardan birinde en azından ilkel bir yaşam formu keşfetmeye hiç olmadığımız kadar yakınız. Ve bu da Webb'in insanlığa kattığı en paha biçilmez hediyelerden biridir. Ayrıca belki de bu teleskop şimdiye kadar yapılan en iyi yatırımdır diyebiliriz. Hatta teleskop tarafından yapılan ilk beklenmedik keşifler göz önüne alındığında Webb'in yaşanabilir bir dünyayı çoktan keşfettiğini varsayabiliriz. Ya da belki de bilim insanları resimleri işler işlemez bu gerçeği öğrenebiliriz. Peki ya NASA uzmanları hali hazırda bu görüntülerde inanılmaz bir şey bulmuşsa ve bunu halktan saklamaya devam ederse? James Webb'ten gelen ilk görüntülerle ilgili haberler aktarıldığında uzay ajansının yeni bir proje geliştirmesiyle ilgili haberler gölgede kaldı. Öyle ki NASA, LUVIR adında daha da gelişmiş bir teleskop görevi başlatıyor. Webb'i inşa etmek yaklaşık 10 milyar dolar tutmuştu. Ancak bu sefer bilim insanları inanılmaz bir harcama planı oluşturdular. Bu cihazın ön maliyetinin 18 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. LUVIR'in 2030'larda piyasaya sürülmesi planlanıyor ve bunun süper hızlı bir proje olduğu çok bariz. Peki bu acelenin sebebi ne ve neden bu kadar çok para harcandı? NASA, LUVIR'in son derece hassas özel bir koronograf olan eklipslerle donatılacağını açıkladı. Bu cihaz Webb'in resimlerini altıgen desenlerle bozan yıldız ışığını engelleyecektir. Dahası LUVIR çoklu nesne spektroskopisi adı verilen yepyeni bir özelliğe sahip olacak. Sonuç olarak LUVAR, güneş benzeri yıldızların etrafında dönen birkaç öte gezegenin atmosferlerinde dünya dışı yaşamın işaretçilerini tespit edebilecek. Kulağa çılgınca geliyor, öyle değil mi? Peki Webb'den gelen yeni görüntülerde şaşırtıcı şeyler keşfedilirse ve NASA bu yeni bilgileri paylaşmak istemezse ne olacak? Öyle ki NASA, evrende yalnız olmadığımızdan emin olmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok komşumuz olabileceğinden şüpheleniyor. James Webb'in 20 yıllık görevinden döndüğünde ne tür keşifler yapmış olabileceğini düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve teorilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.